Bugünkü dersi stratejik yönetimin etrafındaki unsurları ayırdık. Yani işletme yönetiminin aslında temel unsurları ve stratejik yönetimden bahsederken halihazırda bilmemiz gereken ve hem stratejileri hem politikaları çok temelden etkileyen unsurlar. Hangi başlıkları konuşacağız? Bir kere İşletmenin temel ekonomik amaçlarını konuşacağız. Karlılık, büyüme, güvenlik, otonomi gibi. Daha eğlenceli olan kısım işletmenin ekonomik olmayan amaçlarını konuşacağız. Yani pek çok işletme bazı hareketleri yapıyor ama arkasında ekonomik bir rasyonalite yok. Hatta bazı eylemleri gayri ekonomik, gayri iktisadi, gayri rasyonel, irrasyonel neredeyse. Bunların nedenlerini konuşacağız. Hatta kısmi bir şekilde davranışsal iktisata da girebiliriz burada. İrrasyonel davranışları hangi koşullarda, neden, ne şekilde sergileyebiliriz? İnsan zannettiğimiz kadar rasyonel bir varlık mıdır? Yoksa irrasyonel olarak algıladığımız şeyler aynı zamanda içinde gizli bir rasyonalite barındırır mı? Bunları bir konuşacağız. Üçüncüsü örgüsel uyumlanma üzerine konuşacağız. Benim doktora tezim olan ve çok önemsediğim iş dünyasında en öne alınması gereken unsurlardan birisi olduğunu düşündüğüm, hala buna inandığım, önemsediğim ve stratejik yönetiminde çok temel bir kavramı olan örgütsel uyumlanma veya örgütsel hizalanmayı konuşacağız. Liderliğin bir üzerinden geçip gideceğiz. Vakit kalırsa ayrı bir liderlik dersi yapmayı planlıyorum. Bu kıymetli bir literatür çünkü. Karar grupları üzerinden geçeceğiz. Yönetim kurulları, işte CEO ne, yönetim kurulları nasıl oluşur, yönetişim kavramı üzerine konuşacağız. Yani işletmeyi yönetenlerin de denetlenmesi. Hissedarlar adına en doğru hareketi yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Müşteriler adına en doğru hareketi yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Bunun denetimi üzerine gelişmelerden biraz bahsedeceğiz. Organizasyon yapısı veya eski adıyla örgütlenme yapısı üzerine konuşacağız. Ve son olarak da örgüt kültürü hakkında konuşacağız. Ve strateji konusuna buradan sonra hızlıca gireceğiz. Yani stratejinin etrafındaki bütün kritik konuları konuşmuş olacağız ki bir yüksek lisans tezi yazarsanız eğer, projenin ötesine geçerseniz, bir yüksek lisans tezi yazarsanız, stratejik yönetimin bu kavramlarla ilişkisi üzerine çok fazla çeşitleme çıkartabileceğiniz bir alandır bu. Yani bu hafta kavramsal olarak bir akıl fikir altyapımızı oluşturacağız. Üzerine konuşabileceğimiz kavramları oturtacağız. Bu haftanın amacı o. Bunu bir kere oturttuktan sonra stratejik analiz sürecine girip işte GZFET nasıl yapılır, yani SWOT analizi nasıl yapılır, misyon, vizyon değerlerin daha sonraki stratejik yön çizmedeki etkisi nedir, amaçlar, hedefler ve faaliyetler bunlar nasıl ortaya konur bir stratejik planda, strateji seçerken hangi kriterlere göre seçeriz, ne kadar çeşitli strateji var, hangi seviyede hangi stratejiler var. Stratejiyi seçtikten sonra işletmenin diğer enstrümanların, diğer yapıların, diğer birimlerini nasıl yapılandırırız? Yani politikalarını nasıl oluştururuz? Örneğin seçtiğimiz stratejiye göre insan kaynakları politikaları nasıl etkilenir? Seçtiğimiz stratejiye göre pazarlama politikaları nasıl etkilenir? En sevdiğim sınav sorularıdır bu. Seçtiğin stratejiye göre işletmenin kültürü nasıl etkilenir? İşletmenin işte teknolojik yapısı nasıl etkilenir? Üretim sistemleri nasıl etkilenir? Yani fonksiyonel stratejilerin politikaların oluşturulması üzerine konuşacağız. Ve stratejinin planının oluşması ve performans göstergeleriyle bu planı takip etme. Stratejiden performans yönetimine kurumun, sistemin bağlamasını konuşacağız. Bütün bunlarla beraber her zaman aklımızın bir kenarında da şu olacak. Bu analiz, bu teknik, bu yöntem planlanmış stratejiler için geçerli olan kurgu. Bir de arka planda planlanmamış stratejilerin olduğu, liderin aklında olan stratejilerin olduğu, kültürden gelen stratejilerin olduğu, pazardan gelen stratejilerin olduğu,
rekabet sürecindeki manevralarla ortaya çıkan stratejilerin olduğunu ara ara konuşup birbirimize hatırlatacağız. Yani geçen hafta şu konuda uzlaşmıştık. Strateji her zaman bir odanın içine kapanıp masa başında kararlar alınarak sürdürülen bir şey olmayabiliyor gerçek hayatta. Bunu da parantez içine her zaman koyacağız. Hadi şimdi strateji ve politikaları etkileyen unsurlarla konuya başlayalım. İşletmeye giriş ders 101. İşletmenin temel ekonomik amaçları nelerdir? 1. Karlılık. Bir işletmenin amacı karlılıktır demeyiz. Aslında bugünün politik doğru ifade biçimi bu değildir. Çünkü işletmenin amacı işte müşteriyi memnun etmektir. Müşterinin amacı ihtiyaçları gidermektir. İşletmenin amacı bir şeyi düzgün çözmektir vesaire. Ama işletmenin karlılık hedefi olmazsa geri kalan her konuyu tehlikeye atar. Yani müşterilerimin ben problemini çözüyorum. Mükemmel çözüyorum. Karlılık problemim var. Ben batarsam müşterilerim o problemini çözemeyeceğim artık. Bu bir problemdir. O yüzden karlılığı biz tıpkı 1950'lerin, 1940'ların, 1930'ların ders kitaplarında olduğu gibi işletme amaçlarının birincisi olarak koymaya devam edeceğiz. Bu konuda çok fazla politik doğruculuk yapmaya gerek yok gibi geliyor bana. Karlılık dediğimiz kavramı nasıl ölçeriz? Bir kere karlılık kelimesiyle kar kelimesi farklı. Kar kelimesi yaptığın harcamaları işte cirodan çıkartıyorsun, karlılığı buluyorsun. Bu karı buluyorsun, işletmenin karını buluyorsun. Ama işletmemizin karı 1 milyon dolar. Peki karlılığı yüksek mi? Bunu neye göre ölçeceğim? Sermaye ile ilişkili bu. Yani ne kadarlık bir sermaye ile ben bu rakamı elde ediyorum? Karlılık kavramında o yüzden kar bölü sermaye formülü vardır yüzle çarptığında. Bu karlılıktır. Dolayısıyla bir işletmenin karlılık seviyesi neredeyse verimliliğe yakın bir formülle hesaplanır. Yani kar bölü sermaye oranıdır. Karlılık yüzdesi de bunun yüzle çarpılmasıdır. İşletme faaliyet konusunu ve karlılığını bir kere saptadıktan sonra faaliyetlerin karlılığını korumak için yeni kaynaklar bulmak ve onu da günün koşulları ve gerekleri dahilinde değiştirmekle uğraşır. Yani bunu güncel tutmaya ve arttırmaya uğraşır. Çünkü neredeyse hiçbir karlılık tipi sonsuza kadar sizi götürmez. Hele bir sektörde karlılık çok yüksekse başkaları mutlaka gelecektir. Eğer pazara giriş engelleri yoksa, eğer politik kıskaçlar yoksa ya da sen bir yerin tekel hakkını elde etmediysen, bir serbest piyasa ekonomisinde faaliyet gösteren bir pazarda karlılık çok yüksekse er ya da geç bu duyulur ve diğerleri gelir. O yüzden işletmenin uzun süreli karlılığını koruması için büyümesi, inovasyon yapması, günün koşullarına uymaya çalışması ve hayatta kalmaya devam etmeye çalışması sürekli bir çabadır. Bir kere karlılığın metodunu bulduktan sonra sizi yüzyıllar boyunca götürmez çünkü. Dünya değişir. Kar kavramını üzerinde biraz duralım. Bir kere kar dediğimiz şey işletme sahiplerinin. Sahipten kastım eski usul patrondur ama bugünün modern dünyasında işletme sahibi dediğiniz zaman hissedar kavramını anlayacaksınız. Örneğin Volkswagen şirketinin milyonlarca hissedarı var. Volkswagen'in sahibi Volks işte halk, halkın arabası. Coca-Cola'nın işte binlerce hissedarı var. Hissedarlardan bazıları da tüzel kişilik. O tüzel kişiliğin de yüz binlerce hissedarı var. Hatta onun alt hissedarlarının da yüz binlerce hissedarı var. Gerçek kişilik ya da tüzel kişiliklerden oluşan hissedarlar topluluğudur aslında işletme sahibi dediğimiz kişiler veya tüzel kişiler.
Yani eski usulle patron çıktığı girdiden daha iyi tutacak dediğimiz yöntem tam olarak bugünün dünyasını açıklamıyor. Yine de olayın bu şekilde cereyan etmiş olması, yani işletmenin hissedarları nasıl beklensin kar olmuş olması, işletmenin kısa vadeli karlar yerine müşterinin mutluluğuna odaklanmasını engelleyecek bir durum değil. Zaten karlılık kavramı sürdürülebilirlikle birleşmediği zaman ne kendisine gelecekte yar olabiliyor ne etrafına yar olabiliyor. Hem kendisinin hem etrafının hem dünyanın sürdürülebilir bir modelle devam etmesini sağlaması gerekiyor. Düşünsenize, inanılmaz karlı bir işletmesin ama seninle birlikte etrafındakilerin yaptığı eylemler nedeniyle atmosferde solunacak oksijen kalmıyor. E ne yapacaksın o kârı sen, oksijen kalmazsa? Çok ekstrem bir örnekten bahsediyorum ama dünyanın gittiği nokta açısından çok önemli bir şey. Kâr elde ettin, kâr soyut bir şey ama soluduğun oksijen somut bir şey. Ya da o bölge halkının hissettiği fakirlik somut bir şey. İşte bir derenin kirlenmesi somut bir şey. O yüzden biz kârlılığı tek başına amaç, işletmenin amacı karlılıktır deyip geçmeyiz. Çünkü işin içinde çok ciddi bir sürdürülebilirlik problemi var. Hem işletmenin kendisi açısından, hem çevre açısından, hem de dünya açısından. Dolayısıyla işletmenin temel amaçlarından bir tanesi karlılıktır ve çeşitli araçlarla ölçülür bu. İşte nakit akışı ile ilgili formüller vardır. Faaliyetten elde edilen karlarla ilgili formüller vardır. Bütün faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi karı anlatan EBITDA formülleri vardır. Bu formülleri zaten finans derslerinde görüyorsunuz. Yani neyi nereden bakarak ölçtüğümüzle alakalı. Buradaki temel ayrım şu aslında. Asıl işine, ya asıl yaptığın işe bakarak bir skor elde ediyorsun. O senin faaliyet karlılığın. Ama bunların yanında örneğin kira gelirlerinde var şirket olarak. Kocaman bir arazini kiraya vermişsin. Oradan da gelir akıyor. İşte onları da ona katıştırdığında firmanın vergi öncesi karlılığı EBITDA'sı ortaya çıkıyor. Ama sen firma olarak asıl yaptığın iş soğan alıp satmaksa sadece soğan satışıyla soğan alış arasındaki farkı faaliyet kârı olarak koyuyorsun. Bir de işletme giderlerinin çıktığında EBITDA'n ortaya çıkıyor. Ama işletmelerin böyle tek tip gelirleri yoktur. Hatta işletmelerin kendi üzerine aldığı başka hisse senetleri de vardır. Onların da kâr payları var. İşte malları var, mülkleri var. İşletmelerin başka işte piyasada oynadıkları paralardan finansman gelirleri var. Borç veriyor, oradan elde ettiği gelirler var. Gibi gibi işletmenin asıl faaliyet alanında da dışında da elde ettiği pek çok gelir var. Dolayısıyla çeşitli karlılık formülleri bunları da katarak mı hesaplayacaksın yoksa sadece faaliyetlerine bakarak mı hesaplayacaksın ayrımından ortaya çıkar. Gelelim ikinci kavram olan büyüme kavramına. Neden büyüme? Bir kere bu kavramın da arka planını çok sorgularız. İlla büyümek zorunda mıyız? Köşede iyi bir esnaf lokantasısın, ağzına kadar doluyorsun. Mesela Beşiktaş'ta var, Karadeniz Döner diye bir yer var. Önünde böyle 100'e yakın kişilik kuyruk var. Yediniz mi orada bilmiyorum. Çok da güzel yapar. Asım Usta'nın döneridir o. O kadar da bilinmezdi burası. Şimdi şey olmuştur. Muhtemelen bir yerlerde yayınlandı falan millet. Yani binlerce insan oradan döner yemeye çalışıyor şu anda. Şimdi bir şey mi söylüyordunuz? Hocam içerisi çok küçük, çok küçük de mi oranın? Hala Bu kadar küçük. zorlu bir kalıp Hala. hala küçük değil mi? Yani Hala küçük. şu pandemide girilmez artık. Yani şimdi büyüme işletmenin amaçlarından biridir diyoruz. Asım Usta büyümek zorunda mı? Şöyle bir şey Hocam var. konuşalım. Yani şöyle yıllık enflasyon oranında eğer büyümüyorsanız sermayenizden yiyorsunuz demektir. Evet, birinci mesele bu. Sadece enflasyon da değil. Bir pazarın da büyüme hızı vardır. Pazarlar
şöyle ayrılır. İşte büyüme hızlarına göre sınıflandırılır. Büyüme hızı yüksek olan pazarlar, orta olan pazarlar, düşük olan pazarlar, küçülen pazarlar gibi. Strateji belirlerken de aslında pazarın büyüme hızına bakarız. Ama pek çok sektör, pek çok pazar büyüyen pazarlardır. Büyüyen pazarlarda sen sabit kalırsan yıllar içinde küçülüyor olursun aslında. Ama burada işletme dışı amaçlar da var. Ne bu? Bu adamlar büyüse başlarına bir sürü dert alacaklar. Şu an zaten çok iyi para kazanıyorlar. Ben niye dert alayım? Ben burada rahatım diyor. Ben burada mutluyum diyor adam. Bak nereye geldik? İşletme dışı amaçlara geldik. Bir işletme büyümek zorunda mı? Değil. Çünkü sahipleri, uygulayıcıların hissiyatları var, fikirleri var, kaygıları var, emeklilikle ilgili beklentileri var. Kafamız daha yorulmasın var, risk algıları var, bir sürü şey var da var. Bir arada çalışmaktan hoşlanıyorlar belki. Belki büyüyünce dağılmak zorunda kalacaklar. Bir sürü gerekçe koyabilirsiniz buna. Ailenin yapısı buna gerekçe olabilir. Ailenin ailenin çalışma kurgusu, ailenin iş hayatı, çocuk sayısı buna etkili olabilir. İşte bekleyen çocuklar, arkadan gelen çocuklar bu işi yapacak mı, yapmayacak mı? Bunlara bakıyor olabilirler. Şey diyebilirler, yani benim çocukların hiç bu işlerde gözü yok. Ben şimdi yeni yeri açsam 2 sene sonra bırakacağım, kim duracak başında diye düşünüyor olabilirler. Yani her şey para değil gördüğünüz gibi. Karar alırken pek çok şey devreye giriyor. Ama büyümeyi işletmenin amaçlarından ikinci sıraya da koyabiliriz. Tabii bu büyüme kavramını bugünün bakış açısıyla sürdürülebilir büyüme olarak düzeltmemiz gerekiyor. İşletmenin birinci amacı karlılıktır, ikinci amacı büyümektir dediğinizde bunu aslında dünya için sürdürülemez bir model, işletme için sürdürülemez bir model. Çünkü herkes aynı şekilde büyüse, herkes mevcut davranışını devam ettirse ve giderek devasa bir şeye dönüşse hiçbir kişiye yer kalmıyor, küçüklere yer kalmıyor, çevreye yer kalmıyor, yeni kuşağa yer kalmıyor. O yüzden birinci amacı karlılıktır, ikinci amacı büyümektir ifadesini biz yeni kitaplarda, yeni yazında ve yeni derslerde sürdürülebilir büyümedir diye düzeltiyoruz genellikle. Peki büyümeden kastımız ne? İşletme büyüklüğü birkaç yöntemle ölçülüyor. Ciro ile ölçülebilir. İşte üretim hacmiyle, satış hacmiyle ölçülebilir. Maddi varlık sayısı ile ölçülebilir. İşte ne kadar metrekarelik fabrikası, üretim alanı var, nereye kadar yayılmış. Bir de çalışan insanların sayısı ile ölçülebilir. En kolay ölçme yöntemlerinden birisi budur. Hatta Türk İş Kanunu'nda şeydir. 250 kişiden daha fazla kişi çalıştırıyorsan sen büyük işletme sınıfına giriyorsun. 50 ile 250 arasında çalıştırıyorsan orta büyüklükte işletme sınıfına giriyorsun. 50'nin altında çalışan varsa KOBİ sınıfına giriyorsun. Küçük işletme sınıfına giriyorsun. Çok pardon. Yani KOBİ'ler 250'nin altındakileri KOBİ olarak kabul ediyorlar. Tabii bu hesaplama da eski tip hesaplama. Şimdi öyle işletmeler var ki toplam 25-30 kişiyle 100 milyon dolarlık cirolar yakalayabiliyorlar. Hele yazılım işlerinde belirli bir ölçüye geldikten sonra sen büyürken, yani hacmin büyürken, satışın binlerce kat artarken senin ekibin binlerce kat artmak zorunda kalmayabiliyor. O yüzden buna da şık bir isim koymuş. İşte ölçeklendirilebilir iş modelleri. Nasıl yani? İşte 30 kişiyken yaptığını 1.000 müşteriye yaptığını, 100.000 müşteriye yaparken 30 kişi değil 35 kişiyle yapabiliyorsun yine aslında. Bu işte ölçeklendirilebilir, geometrik olarak artabilen bir büyüme yapısı. Ama bir restoranı büyütecekken senin aynı oranda personel sayını da büyütmen gerekiyor. Çünkü hizmet alanında faaliyet gösteriyorsun. Farklı büyüme çeşitlerinden bahsedebiliriz burada. Üçüncü kavram ise işletmenin amaçlarında güvenlik. Kârlı bir işletmesin, sürdürülebilir büyüme modelin var. Peki ölme ihtimalin var mı? İnsanların ölme ihtimali %100'dür. Ama şirketlerde bu oran düşer.
Şirketler o yüzden Frankenstein'a çok benzetilir. Tüzel kişiliğe biz insana verdiğimiz bütün hakları vermiş durumdayız. Ama bu tüzel kişilikler neredeyse ölümsüz varlıklar. Doğru yönetildiğinde ölmüyorlar, dönüşüyorlar. Özellikle geleceğin belirsizlik içerdiği bir dünyada bugün varsa sen şirket olarak yarın da var mısın? Bunu sağlayabilmen güvenlikle alakalı bir durum. Stratejik yönetimin en çok odaklandığı konuların belki de başında bu gelir. Güvenlik. Herhangi bir yerden tehdit alacak mısın? Yani öyle bir işletme olursun ki bir kanunda gidersin. Çalıştığın sektör öyle bir kanun çıkar ki sana artık yer kalmaz. Seni çalışmaz hale getirirler. Öyle bir işletme olursun ki bir rakibin gelişiyle her şey darma duman olur. Öyle bir işletme olursun ki bir icadın ortaya çıkışıyla ölür gidersin. İşte Kodak'sın mesela, dijital fotoğraf çıkar, öldün. Dönüşemezsen ölüyorsun. Burada güvenlik stratejileriyle ilgili aslında iki temel tutum takınabiliyoruz. Birincisi defansif. Yani çevreden neler gelebilir, buna nasıl önlem alabiliriz? İkincisi de ofansif, daha proaktif. Rakibin gelmemesi için şimdiden ne yapabilirim? İşte bu sektörün ölmemesi için şimdiden nasıl buna müdahale edebilirim gibi. Bunun için yani bu kadar proaktif olman için çok büyük olman, çok büyük finansman kaynağına sahip olman lazım. Risk azaltıcı defansif eylemler, risk azaltıcı ofansif eylemler olarak burada alabileceğimiz güvenlik önlemlerini ayırabiliyoruz aslında. Nedir risk azaltıcı defansif eylemler? Nötrleştirme dediğimiz bir kavram. İşletme faaliyetlerini tehlikeye düşüren bir çevre elemanını etkisiz kılarak belirsizliği azaltmıyor. Yani çevrede bir tehdit sezdiniz. O tehdide karşı bir önlem aldınız ve o tehdit artık sizi tehdit etmez hale geldi. Buna nötrleştirme diyoruz. İkinci defansif eylem çeşitlendirmedir. Üretilen ürünlerin taleplerinde olduğu kadar rekabetlerinde de karşı karşıya bulunan risklerin birikiminden kaçınma yoludur. Yani farklı sepetlere oynama. Bütün üretimini, bütün karlılığını, bütün iş modelini tek bir ürüne bağlamama. Çeşitlendirme, ürün çeşitlendirme, hizmet çeşitlendirme, hatta sektörde çeşitlendirmeye gitme. Bir tane sorulursa diğerleri seni hayatta tutar. Çeşitlendirme risk azaltıcı bir defansif eylemdir. Üçüncüsü kaynak bağımlılığından kurtulma. Nedir o? Sen bir analiz yaparsın. Analizinde şu ortaya çıkar. Tedarik sürecin senin için önemli, herkes için önemli. Ama sende ekstra bir problem var. Öyle bir tedarikçin var ki sana azıcık yamuk yaparsa senin işleri inanılmaz aksıyor. Bakın bugün dünyada çip problemi yaşanıyor mesela. Geçen hafta konuştuk. Çipin tedariğinden kaynaklanan problem nedeniyle kendi müşterilerime mal satamıyorum. Burada kaynak bağımlılığından kurtulma stratejileri uygulanır. Eğer bazı kaynakların bir ya da birkaç firmanın tek elindeyse bu benim için bir tehdittir. Bunlar her zaman bana karşı birleşebilirler, fiyat yükseltebilirler, beni rakiplerle tehdit edebilirler. Hatta benim işimi yapmaya çalışabilirler. Yani adam benim tedarikçim, ileriye entegrasyonla kendi B2B sattığı ürünün B'sini de alıyor. Yani sattığı ürünün prosesini de kendisi yapıyor. Yani benim işimi de yapma riski var. Tedarikçi çok kuvvetlenirse bu tehlike her zaman vardır. Bunu alınabilecek önlemler ne? Bir kere yeni tedarikçiler bulma, araştırma, yurt dışından yeni tedarikçiler bulma ve tedariğin tamamını mümkünse tek bir firmadan almama, dağıtma. İyi firmalar bakın %40, 40, 20 dağıtırlar satın almalarını. Yedeklerler. Sürekli diğerlerini ayık tutarlar. Yeni firmalara %1'lik, 2'lik şanslar verirler.
Ve mutlaka bunları çeşitlendirirler. Yerli ya da yabancı yeni tedarikçilerle. Eğer çok kritik bir durumsa tedarikçi satın almaya, yani geriye dönük entegrasyona gidebiliriz. Yani biz onların yaptığı işi yapabiliriz. Bazen şu olur. Tedarik firması kurma sıfırdan o pazarı. Sermayesi bizim işletmeden çıkacak. Tamam, bizim işletmemiz o işi yapan bir tedarikçi firma kuracak. Bazen de şu olabilir. Bizim firmadan bir beyaz yakalı emekli olacak. Onu cesaretlendir. Hadi şu işe gir, sen bize bunu üret demek. Gerçekte yaşanmış olaylardır bak. Sen bana bunu üret, ben senden garantili alım yapacağım. Sen bu işe gir. Böylece tedariğini çeşitlendirmiş oluyorsun. İşte bu satın almacılar olarak kendi aranda kartelleşme, birlikler, gizli veya açık birlikler oluşturma. Bunlar kaynak bağımlılığından kurtulmak için yaptığın, yapabileceğin eylemler. Dördüncü defansif eylem finansal riskleri azaltmadır. Özellikle kriz dönemleri gelirken işte döviz cinsinden borçlanmama, hatta TL cinsinden de borçlanmama, kaynakların likiditesini sağlam tutma, yani para akışını nakit paraya sıkışmayacak şekilde organize etme. Şeyi hatırlıyor musunuz? Bazılarınızın yaşı yeter. Demirbank'ın batışını hatırlıyor musunuz? Demirbank iyi ve ünlü bir bankaydı. Ve diğer 3-4 büyük banka plan yaparak Demirbank'ı likiditede sıkıştırdı. O kadar küçük bir pazardı ki bunu yapabildiler. Ve öyle bir dönemsel likidite problemi yaşadılar ki varlıklarını likite çeviremediler. Çeviremeyince olağanüstü yüksek faizlerle bir şeyler almak zorunda kaldılar. Likite ulaşmak zorunda kaldılar. Bu böyle birkaç tur döndü ve çat diye battılar. Çok enteresan bir batış hikayesi. Demirbank'ın batış hikayesi. Resmen diğer bankalar kıstırdı onları. Finansal riskleri azaltmanın yolları çok fazla borçlu girmeme, özellikle kritik dönemlere, likitte para tutma, ya da hızlı likide dönüştürebilecek kaynaklara sahip olma gibi yöntemler finansal riskleri azaltmak için kıymetli yöntemlerdir. Gelelim risk azaltıcı ofansif eylemlere. Sektörün kurallarını değiştirecek yeniliklere imza atmak böyle bir şey. Feyyaz. Hocam burada defansif eylemlerde çeşitlendirmede müşteri çeşitliliği dedik ya, hani örnek veriyorum, ben bir firmayım, benim satışlarım sadece bir firmaya oluyor. Tabii. O firma batarsa ben de batıyorum. Tabii. Aslında bunu çeşitlendirerek ofansif bir eylem yapmış olmuyor muyuz? Yani o kadar da ofansif değil. Çünkü hala kendimi korumaya... Ofansif ne biliyor musun? Bilmem nenin üretilmesini engellemek mesela ofansif bir eylem. Öyle bir lobi yapıyorsun ki işte bilmem nenin bilmem ne üretmesini engelliyor. Bu ofansif bir eylem. Pis bir eylem yani. Ofansif o kadar kolay bir şey değil ofansif olabilmek. Ya da hükümete kanun çıkarttırmak ki onun öyle yapılmamasını sağlamak ofansif eylem. Öbürü kendini kurtarmaya çalışan bir garibanın eylemi. Yani bir tane daha müşterim olsun ki yedekliyim diyorsun. Defansif ofansif farkında o var. Ofansifte bir de şu var. İlle pis bir şey olmak zorunda, illa pis bir şey olmak zorunda değil. Öyle bir teknoloji getirirsin ve öyle bir inovasyon yaparsın ki sektörün kurallarını değiştirirsin, diğerleri ayvayı yer. Yani diğerleri sana karşı defans yapmak zorunda kalır. Ya taklit edecek, ya bir şey yapacak, ya başka bir ürün üretecek gibi. Ya da öyle bir pazarlama kampanyası çıkarsın ki diğerleri mücadele etmek zorunda kalır. Hocam bununla ilgili bir örnek çok kısa Hı, verebilirim. tabii ki. Birisi Danone yoğurdun tanımını değiştirdi Sağlık Bakanlığı'na. Kendi ürettiği probiyotikleri pazarlayabilmek için. Bu bir yabancı firmanın Türkiye'de değiştirmesi. Yine yaptığı İkincisi şey de çünkü yoğurt değil mi? Başka bir şey yapıyor. evet. Aynen öyle. Yani Ama yoğurt yoğurdun bozulur tanımını çünkü. değiştirdi. Danone'yi koyuyorsun. 3 ay aynı tatta kalıyor mesela. Bir farklı örnek yerel olarak olsun. Braas firmasının da kendine kiremit demesini yereller engellediler. Braas da kiremit diyemiyor kendisine, çatı sistemi diyor o yüzden. Çok ilginç. Bu iki konu tamamen devlet eliyle yapılmış konular.
Yani bu ofansif eylemler ağırlıklı olarak lobicilik, kanun çıkarttırma, engelleme, işte şikayet ettirip ceza yazdırma gibi sevimsiz eylemler olabileceği gibi yeni bir teknoloji geliştirme, pazarın kurallarını değiştirme, acayip sert agresif bir pazarlama kampanyası yapma, zararına müşteri toplama mesela rakipten. İnanılmaz fiyat kırma. Bunlar ofansif eylemler olabiliyor diğerinden müşteri almak için. Hocam ben de çok kısa bir şey Tabii söyleyeyim ki. onunla ilgili. Rakipleri satın almak aynı zamanda ofansif bir Tabii, eylem midir? tabii. Sektördeki. Tabii. Bayağı ofansif. Mesela defansife şey dedik ya, kaynak bağımlılığı yaratan tedarikçiyi satın alma defansif olabilir. Ama öyle bir satın almada rakiplerini de zor durumda bırakıyorsun. Bu ayrım çok keskin değil. Mesela çok ciddi ofansif bir eylem de olabilir. Mesela bir firmayı satın alıyorsun ve satın aldığın firmanın tedarik ettiği diğer firmalara daha pahalıdan satmasını ya da satmamasını sağlıyorsun. Bayağı ofansif bir eylem aslında. Tekerleşiyorsun ben sana. Neredeyse tekerleşiyorsun. Hemen bir dipnot verip kapatayım sesi Tabii hocam. ki. Türkiye'de yoğurdu kurtaran da Sütaş'tır. Onunla ilgili bir Nasıl? şey yaptık. Şöyle anlatayım hocam. Eker ve Sütaş ikisi de Bursa firması biliyorsunuz. Eker'i yurt dışında bir firma satın aldı. Fransız bir firma satın aldı. Sütaş hiçbir şekilde çok büyük paralar olmasına rağmen fabrikasını satmadı. Ve Türk yoğurt tanımını tutan firma da Sütaş'ın sahibidir. Öyle söyleyeyim. Peki şey yaptıkları şey yoğurt gibi yoğurt mu hala? Değil hocam. Eğer Sütaş da satılsaydı, şey biliyorsunuz, Çobani, Komani yoğurt, Greek yoğurt diye geçerdi zaten Amerika'da. Yani likit bir yoğurt gibi olacaktı Türk yoğurdu normalde. Onun olmasını önlemek için Sütaş satılmadı. Ve bununla ilgili bazı siyasilerin de desteği oldu. Tabii bazıları satılması için de çok uğraştı. Hani oradaki yönetim kadrosundan da duydum ben bunu. Çok yani satranç gibiydi. Çünkü bu bir firmanın satılması değildi açıkçası. Türkiye'de son kalan bir fabrikaydı. Yani şu an Türk yoğurdunun kalmasının tek sebebi Sütaş'tır hocam. Onunla ilgili bir araştırabilirsiniz. Ya yine de pazar çok boşluk kabul etmez. Mesela o eksiklik kalsaydı birisi de giderdi yatırım yapardı. O eksikliği kapatacak bir şeyler yapardı. Bu arada o Sütaş, Danone gibi firmaların iki katına, üç katına satılan yoğurtlar var ve bana gerçek yoğurt onlarmış gibi geliyor sanki. Tadları falan Evet. bambaşka bunların. Yetirmat İşte. hocam, yetirmat. Efendim? Yetirmat yoğurt var mesela. Evet, İki katını. güzel bir mesela. Yetirmat mı? Çobankaya diye bir yoğurt var mesela. Çok az yerde Bursa gör. Uludağ hocam. Efendim? Uludağ, Çobankaya Uludağ. Öyle mi? Uludağ'da değil mi? Yetirmat da Bursa'nındır aynı zamanda hocam. Bursa'da hiç yaygın olan bir şey değildir ama İstanbul'da Kadıköy'de ya da başka yerlerde çok şubesini görebilirsiniz Yetirmat'ın. Ama Çobankaya'da Uludağ. Uludağ eteklerinde. Ve çok çok güzel başarmışlar bence. İyidir hocam, evet. Adalgır'ı iyi denemenizi tavsiye ederim. Evet. Çanakkale Gökçeada'da üretim yapan bir firma. Düzenli oradan zaten bir şey yapıyoruz. Şimdi şey City Farm'a geçtik biraz daha ama. Ama Ada Organik'in yoğurdu City Farm'dan daha güzel. Doğru söylüyorsun. Hocam ben de evde yoğurt yapmanızı tavsiye ederim. Denemeyi yapıyorum. YouTube bana telif atacak var ya bu şey. Bunları YouTube'a koyunca çok eğlenceli. İşbirlikleri için ulaşın arkadaşlar. Peki işletmenin Yoğurdu çok. Bimin yoğurdu değil mi? Evet, bin batmazsa diyorum ne yaparım ben diyorum. Oranın yoğurdu gibi yok yani. BİM'in yoğurdunu yalnız Akgıda, Eker ve birkaç firma daha üretiyor. BİM'in değil hiçbirisi aslında. Öyle mi? Tabii, BİM'in üreticisi başkaları. O Dost, BİM'in kendi Do markası ha. ama her mesela Bursa'daki Eker üretiyor ama İstanbul'dakini Eynes, Haynes üretiyor galiba. Farklı farklı firmalar üretim yaptı. Anladım. Çok teşekkür ederim. Benim de bilmediğim hiçbir şey yok maşallah. Ben
yaklaşık 25 yıl satışta tüm Türkiye'de çalıştığım için ne yazık ki. Hepsiyle bu arada birebir iletişimim oldu. Görüşmeler yaptım, satış görüşmeleri yaptım, oradan biliyorum. Gezayı hani dinleyebilirsin, satış yapabilirsin, gezebilirsin ama uyanık olmayabilirsin yani. Algıların açık olmayabilir, sadece öyle gidip gelebilirsin yani. Bence karakterle alakalı. Evet, Mehmet Akın'da girişimci bir profil var bence. Yani şey, yaptığı işe daha geniş çerçeveden bakma alışkanlığına sahip gözlemlediğim kadarıyla. Kesinlikle. Kızardım ben. Teşekkür ederim demek, çok sağ ol. Peki işletmenin dördüncü temel ekonomik amacından bahsedip arayı vereyim. Dördüncü temel amacı otonomi. Yani satın alınmaya karşı aslında bir mücadele. Yönetim çoğunluğunu koruyabilme. Özgür hareket etme olanağını koruyabilme. Bu bazı sektörlerde çok zorlayıcı bir şey. Bazen öyle bir teklif geliyor ki yani ne yapayım diyorsun ve bırakıyorsun. Yönetim çoğunluğunu bırakan ailelerle çok temasım oldu. Ve çok enteresan bir şekilde hiçbirisi o paranın mutluluğuyla yaşamıyor. Yönetim çoğunluğunu kaybetmiş olmanın mutsuzluğuyla yaşıyorlar. Çok enteresan bir şey. Bazen şey de oluyor. Zorunlu hizmet yazıyorlar satın almalardan sonra. Ben senin yönetim çoğunluğunu satın alacağım ama en az 5 yıl boyunca burada CEO'luk yapmaya devam edeceksin. Şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Yani şey cümlesini ben çok duydum. Hocam ben kendi şirketimde ırgat oldum. Kendi şirketimde çalışan oldum. Genelde olan bir şey. Bu otonomiyi kaybetme riski kurucularda, ailelerde, işte işletme sahiplerinde çok vardır. Otonomiyi kaybetmemek için sizin sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olmanız lazım. Gelecek kurgunuzu iyi yapmanız lazım. İkinci kuşağa, üçüncü kuşağa şirketi geçirirken profesyonel destek almanız, aile anayasasını yazmanız ve profesyonel aileden insanlar dengesini düzgün kurabilmeniz lazım. Ve bu dengeyi çok iyi yönetebilmeniz lazım. Yani karınızı, işte kızınızı bilmem ne marka müdürü yapayım, onu satın almacı yapayım, bacana işte şeye koyayım, işte parayı o tutsun falan dediğiniz anda geleceği riske atmış oluyorsunuz ve o güzelim markaları heba ediyorsunuz. Genellikle aile işletmelerinin aile anayasasını yazamamasından, ikinci, üçüncü kuşağı geçirirken problem yaşamasından, genelde şeydir, dede tırnaklarıyla kazıyarak kurar şirketi, gece gündüz çalışır, kendi çocuğunu iyi eğitim aldırmak için Amerika'larda okutur, kendi çocuğu Amerika'da okuduktan sonra bir gelir şirketi bir şey yapar, öğrendiği şeyleri stajyeri olarak kullanıp perişan eder. Onun da çocuğu sanat tarihi okur. Yani hepsi şirkette mirkette işim yok falan der. Yani üçüncü kuşakta biz aslında o devam etme, sürdürme isteğini kaybediyoruz ailelerde. Üçüncü kuşağa geçerken özellikle, tabi bunun aksi versiyonlar da var. Bir ortağın iki çocuğu var, öbürünün üç çocuğu var, öbürünün dört çocuğu var, yengeleri var, enişteler var. Bir bakıyorsun 15 kişi birden içeride bir şeyler olmaya çalışıyor. Orada işte otonomi tehlikeye giriyor. Hatta şunlar yaşanabiliyor. İşte bir grup işte o işletmenin %30'unu aldı ama yönetim çoğunluğu yok. Bir bakıyorsun ailenin fertlerinden bir grubu ayartmış, %50'nin üstüne çıkmış yönetim şeyi. Aile içi çatırdamalara bile neden olabilen otonomi şeyleri var. Otonomi problemleri var. İşletmenin dördüncü ekonomik amacı da buydu. Aradan sonra işletmenin ekonomik olmayan amaçlarını konuşalım.